Bir konu hakkında konuşmanız bittiğinde ya da yeni bir konuya başlayacaksanız eğer bu konuda yapmanız gereken en güzel yöntem görselden önce videonuzun sesini koymanızdır. Yumuşak bir geçiş olacağı için anlatacağımız konu hala bitmediği için insanlar izlemeye devam edecek ve bu şekilde izlenme süremiz ve kitle tutma oranımız artacaktır. Doğru müzik bulmak. Sizlerin de gördüğü gibi bir videoya iki farklı müzik eklendiği zaman devasa farklı sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. O yüzden müzik seçerken gerçekten de videonun konusuyla alakalı bir müzik seçmenizi öneririm sizlere. Göz hizası. Peki gerçekten bu kadar dikkat etmeye gerek var mı? Ya videoyu çekelim atalım, uğraşmaya gerek yok diyenleriniz olabilir. Bu algıya kapılırsanız eğer kanalınızdaki izlenmeler her zaman yerinde sayacak. Yani izleyiciyi youtube.com'da tuttuğunuz sürece YouTube sizi daha fazla önerecek ve kanalınız hızlı bir şekilde gelişecek. Herkesin bilmesi gereken sırlar bölümüne hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez görüyorsanız YouTube hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalıma abone olup çan simgesine tıklayın. İçerikleri daha enerjik hale getirmeyi ve videolarınızı düzenlerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında en kolay yöntemleri anlatacağım. Videonuzda ne anlatıyorsanız, neler yapıyorsanız yapın, gereksiz yerleri olabildiğince kesmeye özen gösterin. Çünkü zincirleme bir etken vardır. Örnek vermem gerekirse... Öldürdün artık nabzımı yoklama. Bu gibi sustuğunuz yerleri olabildiğince kesmeye özen gösterin. İzleyiciyi sıkmadığınız sürece video akışkan olacaktır ve enerjik olacak. Yani izleyiciyi youtube.com'da tuttuğunuz sürece YouTube sizi daha fazla önerecek ve kanalınız hızlı bir şekilde gelişecek. Şöyle bir videomuz var sizlerin de gördüğü gibi. Buralar bazı yerlerde konuşamamışım. Buraları kestiğiniz sürece yani konuştuğum... Şu an olduğu gibi konuşamadığınız ve sustuğunuz yerleri kestiğiniz sürece videonuz akışkan olacaktır. YouTube videolarımı nasıl montajladığım hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız şu an sağ tarafta kartlar kısmına çıkan videomu kesinlikle izleyin. Herkese selam. YouTube'a yeni başlayanlara tavsiyeler videoma hepiniz hoş geldiniz. Fazla laf uzatmadan videomuza geçelim. 0 abone ve 0 izlenme. YouTube kanalınızı... Gördüğünüz gibi o susmadığımız yerleri kesmediğimizde içeriklerimiz ne kadar da berbat oluyor. O yüzden bunlara özen gösterin. Bir konu hakkında konuşmanız bittiğinde ya da yeni bir konuya başlayacaksanız eğer bu konuda yapmanız gereken en güzel yöntem görselden önce videonuzun sesini koymanızdır. Yani örnek vermem gerekirse... Bu şekilde olduğunda peki bize artısı ne olacak? Yumuşak bir geçiş olacağı için anlatacağımız konu hala bitmediği için insanlar izlemeye devam edecek ve bu şekilde izlenme süremiz ve kitle tutma oranımız artacaktır. Doğru müzik bulmak. Ya bu kadar da abartmaya gerek yok. Arkaya bir tane ses ekle. Geç gitsin ne olacak? Diyenleriniz olabilir. Şimdi gelin onlara cevabımızı güzel bir şekilde verelim. Sizlerin de gördüğü gibi bir videoya iki farklı müzik eklendiği zaman devasa farklı sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. O yüzden müzik seçerken gerçekten de videonun konusuyla alakalı bir müzik seçmenizi öneririm sizlere. Göz hizası. Peki gerçekten bu kadar dikkat etmeye gerek var mı? Ya videoyu çekelim atalım, uğraşmaya gerek yok diyenleriniz olabilir. Bu algıya kapılırsanız eğer kanalınızdaki izlenmeler her zaman yerinde sayacaktır. O yüzden bu tarz tekniklere dikkat ettiğiniz sürece kanalınızın güzel bir şekilde bir yerlere geldiğini göreceksiniz. Kameraya bir şeyler anlatacaksınız, her zaman dik durmaya ve hizalı bir şekilde bakmaya özen gösterin. Ben bir olayı şu şekilde anlattığım zaman ya da şu şekilde anlattığım zaman emin olun bu sizi kötü etkiler ve ya bu işte ne yapıyor, ne saçmalıyor diyebilirsiniz. O yüzden her zaman kamera karşısındayken konseptiniz bununla alakalıysa yani konseptiniz buna uygunsa lütfen doğru ve düz bir şekilde kamerayla hizalı bir şekilde bakmaya özen gösterin. Ve videolarınızı düzenlerken nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor şimdi onu görelim. Ben burada tam kameraya bakıyorum. Hafif yaklaşıyorum şu şekilde. Bakın. Burada videomun penceresine tıkladığımda gördüğünüz gibi tam odak noktası tam bu kaşımın arası oluyor. Yani göz hizam oluyor. O yüzden bakın şu şekilde de olabilirdi videomuz. Bakın şu şekilde de olabilirdi. Ama bu şekilde olursa ne olur? İzleyiciyle bir bağ kuramadığı için yani
sanki karşı karşı sohbet ediyormuşçasına olmadığı için izlenmelerimizi kötü etkiliyor olabilirdi. O yüzden bu tarz şeylere dikkat ettiğiniz sürece izlenmeleriniz ve aboneniz artacaktır. YouTuber olmak için izlemeniz gereken videoyu tam buraya koyuyorum. Gelin orada konuşalım. Tıkla. Hadi.